بسم الله الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا Cuma gecesi, Perşembe akşamları tıp dersimize devam ederken arkadaşlar cenaze namazı bahsine gelmiştik. Faslun fi salatil cenazeti. Cenaze namazı ayakta bulunan, tekbir ile başlayan, selam ile biten, kıyamı rükusu olmayan bir namazdır. Hukmuha ve erkanuha. Es-salatu aleyhi fardu kifaye. Namaz, yani ölünün cenazenin üzerine namaz kılmak farz-ı kifayedir. Yani bir bölgede, bir şehirde, bir köyde veyahut da bir yerde insanların bazıları kıldığı zaman ne olur diğer insanların üzerinden farziyete kalkan bir ibadettir. Erkanuha. Rukunları ise farzları et-tekbiratu vel kıyam. Tekbirler 4 tane tekbir ve ayakta durmak kıyamdır. Şurut-u salati alel meyyid ve şerâituha siddetun. 6 tane cenaze namazının sahih olmasının şartı var. Yani o insanın üzerine namaza kılmamız için. Birincisi İslamul meyyid. Cenazenin İslam, Müslüman olması gerekir. Kafirin üzerine ne olmaz? Cenaze namazı kılınmaz. Çünkü Allah-u Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne diyordu? Onların üzerine, hiçbirinin üzerine cenaze namazı kılma diye bizzat ayet-i kerime indirmişti. Ve taharatu ölünün temiz olması, yani ölünün yıkanması gerekiyor. Ve tekaddumuhu emamel kavmi, cemaatin, cenazenin önünde olması gerekir. Yani cenaze, cemaatin önünde hazır olması gerekir. وَحُدُورُهَا وَحُدُورَ اَكْثَرِ بَدَنِهِ اَوْ نُصْلِهِ مَا رَأْسِهِ Başıyla beraber cenazenin ya hazır olması veyahut da yarısı, vücudunun yarısı veyahut da vücudundan fazla, ekserinden çoğundan fazlası hazır olması gerekir. Namaz kılan kişilerin وَكَمْنُ الْمُسَلِّ عَلَيْهَا غَيْرِ الرَّاكِبِينَ مِلَا عُزْرِينَ Namaz kılan kişilerin bir arabada veyahut da bir yerde bir hayvanın üzerinde oturuyor olmaması gerekir. Ayakta namazın kılınması gerekir. وَكَوْنُ الْمَيِّتِ عَلَى الْاَرْضِ Cenazenin de insanların kollarının üzerinde veyahut da bir arabanın üzerinde değil de yerin üzerinde yerde olması gerekir. Şimdi musalla deniyor. Onun üzerine konuyor arkadaşlar. سُنَنُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ Cenazenin, cenaze namazının sünnetleri. وَسُنَنُهَا اَرْبَعَ 4 tane sünneti var. قيام الإمام بحذاء الميت ذكرا كان أو أنثى ister erkek olsun ister dişi olsun cenaze namazı kıldıracak kişi ne yapması gerekir? Yani imamın hizasında, imamın önünde olması gerekir. وَالثَّنَاهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةُ الْاُولَى birinci tekbirde ne olması gerekir? Allahu Ekber dendiği zaman سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك سبحانك duası. İkinci tekbiri aldığı zaman tabi bu tekbirler eller kaldırılmadı. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde her seferinde eller kaldırılır. Ama Hanefi mezhebinde eller kaldırılmaz. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَ ikinci rekatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine salavat getirilir. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema sallayta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid denir. İkinci rekatta imam tekrar tekbir aldığı zaman Allahu Ekber diye üçüncü rekatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan cenaze duasını biliyor ise Allahümme gfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina diye Ya Rabbi sen ölülerimizi, dirilerimizi, hazırda olanlarımızı, gaibde olanlarımızı, erkeklerimizi, dişilerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi her hepsini bağışla diye
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olan duayı biliyorsa onu okur. Üçüncü rekattan sonra, üçüncü ayet tekbirden sonra. Eğer o duayı bilmiyorsa Rabbena duasını veyahut da Fatiha duasını okur. Hangi duayı biliyorsa, şimdi cenazenin zaten üzerine namaz kılmak duadır. Hangi duayı biliyorsa onu okur. وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ شِئًا Yani özel, illa şu okunacak diye bir şey yok. Dediğimiz gibi Allah Resulü'nden duayı okursa o haftır. وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ Dördüncü tekbirde de tekbir ağır olmasın. Allahu Ekber diye tekbiri aldı. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dua okumaksızın hemen ne yapar arkadaşlar? Selamun Aleyküm. Çocuğun üzerine, çocuğun namazı kılınıyorsa veya mecnunun namazı kılınıyorsa onlara ne yapılmaz? Bu dua okunmaz. Çünkü onlar zaten masum bunlar. Onların bir şeyle sorumluluğu yoktur. Cenaze namazını kıldırmaya hakkun nâsi bis salâti alel meyyitin. Cenaze namazını kıldırmaya hangi insan daha layıktır? Kimler cenaze namazı kıldırabilir? As-salâtu ahakku bis salâtihi. Sultan veyahut da devlet başkanı veyahut da ehilse, belediye başkanı kim varsa o işin bir ehil olanların onların kıldırması gerekir. Sümme naibuhu, eğer başkan yoksa, devlet başkanı yoksa onun yardımcısı. Onun görevden dediğim biri, sümme kadi, sonra kadi olan, yani Diyanet İşleri Başkanı diyek. Sümme imamul hayyi, sonra kendisinin namaz kıldığı, caminin imamı. Hangi camiye gidip gerekiyorsa veya kendisinin mahallesinin caminin imamı. Çünkü o camide namaz kılması, o insanın devamlı o camide namaz kılması onun imamlığından razı olmuş demektir. Ondan dolayı öldüğü zaman da eğer devlet başkanı, sultan, Diyanet İşleri Başkanı bunlar yoksa o caminin imamının namaz kıldırması gerekir. Sümmel veliyi, hocam da yok. Eğer velisi varsa, namaz kıldıracağı bilecek biri varsa وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمْ اَنْ يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ Eğer kendisi ehil, yani öne geçmeye biri var, yani sultan var. Sultan ne yapabilir? İsterse Diyanet İşleri Başkanı'na geç diyebilir. Diyanet İşleri Başkanı var, Diyanet İşleri Başkanı isterse müftiye geç diyebilir. Yani imamda layık olduğu halde bir başkasını öne geçirebilir. Yani şey var, o caminin imamı var. Fakat ne diyor? Velisinin, o cenaze sahibinin evladı, alim veya hoca, o hoca efendi diyor ki, buyur hoca sen geç. Yani bu ne olur? Onun öne geçirmesinde bir veis yoktur. وَمَنْ لَهُ وِلَيَةٌ تَقَدُّمُ فِيهَا أَحَقُّ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ Bir insanın üzerine, yani bir insan öne geçmesi layık olan insanlar var. Fakat birine vasiyet etmiş. Demiş ki ben ölürsem benim cenaze namazımı sen kılır. Orada ondan daha ehil kimseler var. O ehil kişinin öne geçmesi eftaldır. Yani vasiyet edilen kişi değil de ehil kişiler onların öne geçmesi lazımdır. Biz bir hoca efendi vefat etmişti. Onun cenazesine gittik. Şeyh Fethullah Camisi'nde kıldırılmış olmuştu. Namazdan çıktı bir baktık önde hakikaten güzel alimler var. Yani öne geçip yani ben Allahu Teala bana lütfetse ölsem de ben o insanların namazımı kıldırmam gerekir. Hemisi namazını kıldırmasını isterim yani. Benim namazımı kıldırmalarını isterim. Hemin seyyid, hemin alimler. Daha Hoca Efendi'nin oradan bir tanesi çıktı dedi ki namazını benim kıldırmam gerekir. Bana vasiyet etti. Tuttu onların önüne geçti. Yani vasiyet eden olsa bile ama eğer hak sahibi yani ilim ehli varsa, alim varsa, hani hele seyyid seninle beraber ne olması gerekiyor? Onun geçmesi daha haftadır geçebilir. Ve in dufine bila salatin sulliye ala kabrihi ve innem yuvassel ma lem yetefessah. Eğer namaz kılınmadan defnedilmişse ne yapabilirim? Cenaze kabrinin başına gelir. Dağılmadığı müddetçe yıkanmasa bile ben cenaze namazı kılınır arkadaşlar. 3-5 tane, 5-10 tane cenaze olursa ne olur? وَاِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْاِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلِّ مِنْهَا اَوْلَى 10 tane, yani
bizim Antep'in nakıb olacağımız. Ne olduğu gibi 5-6 tane damın cenaze geliyor, ne oluyor? Her birinin ayrı ayrı kılınması eftar. Her cenazenin ayrı ayrı tek tek kılınması eftar. Eğer toplu birlikte kılınırsa da olur. Aynı şekilde kıble tarafına düzülür. İmam aynı şekilde onların ortasına durur, göğüs tarafına ve namazı kıldırır. Fakat her hepsine ayrı ayrı namazlarının kıldırılması daha eftar demişler. Eğer bir insan imama ilk tekbirde yetişemedi, ikinci tekbirde, üçüncü tekbirde yetişti. Afdal olan imamın tekbir almasını beklemek. İmamın tekbir almasını. Birinci tekbirde yetişemedi, geldi, imam almıştı, Sübhaneke okuyor. İkinci tekbiri almasını bekleme imamın. İkinci tekbirim geçmişti, üçüncü tekbiri almasını bekler. Sonra imam bitirmişse, imam bitirdikten sonra da hangi tekbirleri geçirmişse o tekbirleri alır, dua okumaksızın namazını, cenaze namazını tamamlar. Aynı şeyde olduğu gibi. Yani dört tane tekbir sanki bir öğlen namazının dört farzıymış gibi ne yapar? Hangi rekatlar eksikse bir namazı kılarken hangi rekatlar eksikse onları tamamlıyorsa cenaze namazında da hangi tekbirlere yetişememişse ne yapar arkadaşlar? Dua okumadan tekbirleri alır. Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber'dir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye bu şekilde namazını kılmış olur. Cemaatle وَتُكْرَهُ الصَّلَاتُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ ف۪يهِ Camilerde, bizim Türkiye'de bu yoktur, Suriye'de bu çok oluyor genelde, hep öyle yapıyorlar. Camilerde cenaze namazının kıldırılması mekruh, bizim Hanefi mezhebinde mesul mekruh, şeyler Suriye'de, diğer Arap devletlerinde bunu yapıyorlar. Yani Şafilerde Allah-u Alem caiz ki onları yapıyorlar yani. وَمَنْ اِسْتَهَلَ الصَّلَاتُ عَلَى السِّبْيَانِ Çocukların üzerine namaz kılmak. وَمَنْ اِسْتَهَلَ سُمِّيَ وَغُسِّلَ وَسُلِّيَ عَلَيْهِ Çocuk doğar doğması. Eğer çocuktan bir hayat belirtisi var ise, doğarken ağlamışsa veyahut da doğduğu anda nefes almışsa, ölü doğmamışsa, bu çocuk diri olarak doğmuşsa ne yapar? Bu çocuğa bir isim konur, sonra bu çocuk yıkanır ve onun üzerine namaz kılınır. Çocuk doğmuşsa yine. وَمَنْ لِمْ يَسْتَهِلْ Allah kimsenin başına vermesin. Ölü doğmuşsa eğer çocuk ne yapar arkadaşlar? Gussila muhtar olan görüşe göre demiş de yıkanır. وَاُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَا وَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ Bir bez parçasına sarılır ve ne yapılır? Cenaze namazı kılınmaz. Hayat belirtisi yoksa ölü doğmuşsa. El-küffar ve'l-bugatü, kafirler ve asi insanların namazı kılınır mı? Veyahut da kendi kendini öldüren, intihar eden kişinin namazı kılınır mı? Ve inkâne li kafirin garibun muslimun gâselehu ke gâsli hırgatin necisetin ve keffenehu fî hırgatin ve elgâhu fî hufretin ev defa'ahu ilâ ehli milletihi. Eğer bir kişinin kafir bir akrabası varsa, Hristiyan bir akrabası varsa, ölmüşse ne yapabilir onu? Müslüman bir kişi ne yapar? Yıkar. Yani yıkaması da sanki bir pis bezi yıkıyormuş gibi. Böyle normal bir Müslümana özenmiş gibi değil de suyu döker hemen ne yapar? Kaldırır. Sonra bir beze sarar kendisini. Ya bir şeye atar, bir çukura atar veyahut da ehli varsa ehline gönder. Üzerine namaz kılınmaz. Kafirin üzerine namaz kılınmaz. Allah-u Teala Müslümanları muhafaza eylesin. Ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Yani şu fıkıh ibareye baktığınız zaman arkadaşlar ne oluyor? Şimdi Müslümanları böyle yapıyorlar. Her yerde öldürüyorlar, affedersin, bir çukura atıyorlar. Allah-u Teala Müslümanlara bir baş göndere de inşallah kurban olsun Allah'ın şu dünyadaki Ümmet-i Muhammed'in kanını kestire inşallah. وَلَا يُسَلَّ عَلَى بَاغٍ Asi kişiye namaz kıldırılmaz. Cenaze namazı. وَقَاطِعِ تَر۪يقٍ قُتِلَ ف۪ي حَالَةِ الْمُحَارَبَةِ Yol kesici, eşkıya kişinin, terörist kişinin ne olur? Cenaze namazı kıldırılmaz. Cenaze namazı kılınmaz. وَمُكَابِرِ
fil Mısra leylen bi silahi, gece isyan çıkarmışsa, asi gelmişse, yakıp yıkıyorsa, sağı solu her tarafı batırıp, devirip yakıyorlar, yıkıyorlarsa, o kişinin de cenaze namazı yine aynı şekilde kılmaz. وَقَاتِلُ نَفْسِهِ Kendi kendini öldüren kişi, intihar eden kişi, yugassel, arkadaşlar, yıkanır ve yusalla aleyhi ve cenaze namazı kılınır. İntihar eden kişi. Genelde halkta işte intihar eden kişi namazı kılınmaz, kıldırılmaz diyor da fakat fıkıh kitaplarında namazı kılınırdır. Ve ala qatila ahada babayhi amnen, bilerek bir kişi de ana babasını öldürürse bilerek, Allah muhafaza eylesin, hiçbir ümmet Muhammed'in başına vermesin inşallah. Eğer bir kişi bilerek de anasını babasını öldürmüşse bu kişinin de cenaze namazı kılınmaz arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir mevlüt var, ondan dolayı kısa kesecek. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa bildiğimizi cevapları bilmediğimizi de gelmeyin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhimizin ruhu için el-Fatiha.